Bu olayda tabii dikkat çeken husus kalkan olan siyasi iktidara. Çünkü aslında bu olay siyasi iktidarla işçiler arasında bir şey değil. İşçilerle taşeron şirketler arasında bir şey. Ancak iktidar işçilerin taleplerini dinlemek, ciddiye almak ve bunun içinde bir takım mekanizmaları harekete geçirmek yerine her zaman olduğu gibi polisi, jandarmayı işin içerisine soktu ve gördüğümüz kadarıyla bazı işçiler terörle mücadele kapsamında da sorgulanıyorlarmış, yargılanabilirlermiş. İş buraya kadar getirilmiş durumda. Devlet burada safını açık bir şekilde bu vahşi kapitalizmden yana yaptı ve bunun savunuculuğunu yapanların da daha çok sesi çıkanların da aslında en hoyratça çıkanların da aslında bu AKP ile ve AK Parti çizgisiyle çok da alakası olmayan kişiler olduğunu görüyoruz. Bunlardan en fazla dikkat çekeni Fatih Altaylı oldu biliyorsunuz. O bunun bir provokasyon olduğu konusunda bir yazı yazdı ve zamanlamanın altını çizdik. En çok yapılan husus bu. Açılışa az bir zaman kala neden bu oluyor diye. Bunun geçenlerde Kerem Altıparmağ'ında yanılmıyorsam bir sosyal medyada yaptığı paylaşımda var. Ne zaman bir şey yapmaya kalksaydılar hep bir zamanlama manidar olacaktı. Şunun öncesi, şunun sonrası, şu referandum öncesi, genel seçim sonrası vesaire gibi. Çünkü burada Türkiye'nin kritik dönemleri eksik olmuyor. Dolayısıyla ağzınızı açtığınız zaman muhakkak bir zaman, manidar zamana denk geliyorsunuz. Burada aslında manidar olan zamanlama işçilerin eylemi değil, Fatih'in yazısının zamanlaması. Çünkü Habertürk artık dijital ortamdan çıktı. Basılı olmaktan çıktı. Sadece dijital olarak var. Ve hatta yazarların bir kısmının da dijital ortamda da işine son verileceği yolunda spekülasyonlar var. Dolayısıyla tekrardan yazılı medyaya, örneğin bir Sabah'a ya da Hürriyet'e geçmek için birilerinin kendini gösteriyor olması bence daha iyi bir zamanlama manidar yorumunu beraberinde getirebilir. Tabii ki onun gibi kişilerin burada emekten ve emekçiden yana olmalarını beklemek çok saflık olurdu. Ama bu derece hoyratça ve bu derece gayri insani bir şekilde tavır almaları da onlara kalıyor olması, onlar derken başkaları da var ki bazılarının adını almaya bile gerek yok. Yine aynı şekilde tahta kuruları ile ilgili laflar söyleyenler, bizim yatakhanede de vardı ki aynı yatakhanede ben de kalmış birisi olarak Galatasaray Lisesi'nin. Ben birçok şey hatırlıyorum ama tahta kurusu hatırlamıyorum ki olduysa da herhalde bunu zamanında idareye şikayet etmişizdir. Tahta kurularıyla beraber yaşamak hiçbir zaman iyi bir şey değil. Ama bu tür kişileri zaten artık çok da fazla konuşmanın anlamı yok. Onlar bir nevi artık Türkiye'ye hiçbir etkisi olabilecek kişiler değil.